Geçiş aslında evrim için sadece son dönemlerde gerçekleştirdiği kapsamlı bir değişim deneyi. Daha önce gerçekleşen ve belki de en önemli patlama, yarım milyar yıl kadar önce gerçekleşmiş ve bildiğimiz anlamda tüm hayvanların ortaya çıkmasını sağlamıştı. Evrim bacakları oluşturmak için balıkla oynamıştı. Ama balık bu değişimi daha önce de yaşamıştı. Bir balık düşünün. Bir başı, bir kuyruğu ve arada birkaç balık kanadı vardır. Bu bir vücut planıdır. Vücut bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ama bu hayvan oluşturmanın pek çok yolundan sadece biri. Yani bazı hayvanlar disk şeklindedir. Örneğin deniz anası gibi. Başka hayvanların pek çok küçük bacağı olur. Sorun şu ki, nasıl bir oynama bu vücut planlarını oluşturmuş olabilir? Yani burada ilgilendiğimiz şey aslında hayvanların kökeni. Fosil kayıtlarına göre hayvanlar dünya üstünde yaklaşık 570 milyon yıl önce kısa bir patlamanın ardından ortaya çıktılar. Bilim adamları bu hayati değişime Kambriyen patlaması adını veriyor. Kambriyen patlaması yaşamın tarihinde belki de en büyük gelişmelerden biri. Yaklaşık yarım milyar yıl önce aniden her şey değişti. Birden büyük bir çeşitlilik patlaması yaşandı. Fosillerin bu şekilde birden ortaya çıkması Kambriyen patlamasıyla açıklanıyor. Ve Darwin her zaman olduğu gibi içtenlikle şöyle diyor. Bakın, işte benim teorimin sorunu. Nasıl olur da hayvanlar birdenbire ortaya çıkabilir? Ve bir noktaya kadar bu hala gizemini koruyor. Kambriyen patlamasıyla ilgili bilgilerimizin çoğuna aslında tek bir keşifle ulaştık. Bu muhtemelen tarihteki en büyük fosil keşfiydi. Kanada dağlarına tırmanırken paleontolog Charles Walcott mükemmel korunmuş ayrıntılı fosiller içeren bir tortulu şist tabakası buldu. Bu hayvanlar, ki hepsi de deniz hayvanıydı, felaketi andıran bir sualtı toprak kaymasına yakalanmışlardı. Geçen 500 yıl içinde onları içine hapseden deniz tabanı yükselmiş ve dağların zirvesini oluşturmuştu. Walcott, Burgess tabakası adını verdiği kazı alanından 60 bin fosil çıkardı. Simon Conway Morris, 30 yıldan uzun süredir bu fosilleri inceliyor. Bu neredeyse başka bir gezegene gidip, ağınızla birlikte bir tekneye binip, ağınızı okyanusun derinliklerine atmanıza ve ne çıkacağını bilmemenize benziyor. Burgess tabakası yaratıklarından bazıları çok tanıdık. Burada bir trilobit görüyoruz. Hassas yumuşak bölümleri de korunmuş. Trilobitler aslında soyu tükenmiş eklem bacaklılar. Bunlar dış iskeletlere sahip yaratıklar. Günümüzün yengeç ve ıstakozları, böcek ve örümcekleri, tüm eklem bacaklılar bunun gibi yaratıkların torunları. Diğer Burgess katmanı yaratıkları ise çok garip. Neredeyse uzaylı görüntüsünde. Örneğin beş gözlü ve uzun içeri çekilebilen hortumu olan bu hayvan gibi. Bir diğerinin sırtından uzun keskin iğneler çıkıyor. Bir tanesinin ağzının etrafında çatal dişleri var. Ama yine de bu yaratıklar ne kadar yabancı görünseler de ayrıca şaşırtıcı şekilde tanıdıklar. Günümüz hayvanları gibi onların da vücutlarında başları, kuyrukları, uzuvları, özel işlevleri yerine getiren özel kısımları var. Doğada bugün bulunan tüm temel vücut planı özellikleri onlarda da var. Son yarım milyar yıldır yaşamış tüm hayvanlar bu ilk tasarım üstündeki oynamalarla ortaya çıkmış. Burada kendi atamızı görmemiz bile mümkün. Belki de Burgess katmanında bulunan en önemli fosil bu. Bu bir pikaya. Küçük bir yaratık olan pikaya, Burgess katmanında bulunan en ender fosillerden biri. Omurgaya benzeyen vücut içi sinir kordonuna sahip. Bu, pikaya'nın iskeleti olan tüm hayvanların ilk atalarından biri olabileceği anlamına geliyor.
Bunun balığın atası. Dolayısıyla bizim uzun evrim hikayemizin başlangıcı olduğunu düşünüyoruz. Kambriyen patlaması neden önemli? Bunun pek çok nedeni var. Temel olarak tarihimizin bir parçası. Nereden geldik? En önemli soru bu. Hayvanlar ilk kez bu zamanda ortaya çıktı. Geriye baktığımızda tarihimizin bir bölümünün daha açığa çıktığını görüyoruz. So what do we learn by looking at 600 milyon yıllık hayvan tarihine baktığımızda ne öğreniyoruz? Evrim balinaları oluşturmak için memeliler üstünde oynuyor. Aynı şekilde dört bacaklıları oluşturmak için balıkları değiştiriyor. Ve gördüğümüz tüm farklı vücut planlarını ortaya çıkarmak için hayvanların tümüyle oynuyor. Tüm bu farklı yaratıklar aynı temanın varyasyonları. Her seferinde yeniden vurgulanıyor. Sorulması gereken evrimin neyle oynadığı. Son 20 yıldaki en önemli keşiflerden biri evrimin vücutlarla oynamadığının ortaya çıkması oldu. Çünkü evrim tarifle vücutları oluşturan mekanizma ile oynuyor. Peki bu tarif nedir? Bu mekanizma nedir? Cevap genler. Fosiller hayvanların vücutlarında zaman içinde gerçekleşen değişimleri gösteriyor. Ama vücutların nasıl değiştiği bilinmiyor. Evrimin genetik mekanizmasının araştırılması 100 yıl boyunca sürdü. Bilim adamları sonunda bulduklarında ne kadar basit olduğunu görüp hayrete düştüler. ...1940'lara gelindiğinde meyve sineği üstünde çalışan bilim adamları büyüyen embriyoları radyasyona ve zehire maruz bırakarak büyüme planına müdahale ettiler. Bilim adamları değişimleri sineğin DNA'sına zarar vererek tetiklediler. Gelişen embriyonun her hücresinde DNA adı verilen zincir benzeri moleküller yer alıyordu. Deneyler, DNA'nın bir şekilde embriyonun parçalara ayrılmasını sağladığını gösterdi. Ama nasıl? Bilim adamları, DNA'nın da genler denilen parçalardan oluştuğunu kısa süre önce anladılar. Peki genler vücudu nasıl şekillendiriyor? Bir araştırmacı, Kaliforniya Teknik Üniversitesi'nden Dr. Ed Lewis, bu sorunun cevabını binlerce sineği melezleştirerek bulmayı denedi. Lewis'in çalışması, tartışmalı bir fikrin ortaya çıkmasına sebep oldu. Çünkü o, embriyoları şekillendirenin şaşırtıcı şekilde basit bir mekanizma olduğunu öne sürüyordu. Sineğin her parçasının büyümesinin bir tek genle yönetildiğini söyledi. Genetik alet çantası da denebilecek küçük bir gen seti bütün vücudunun oluşturulmasından sorumlu görünüyordu. Bu genlere baktığınızda bu vücudun bu kısmını etkiliyor, bu da diğer parçayı etkiliyor diyebiliyordunuz. Bu inanılmaz bir gözlemdi. İnanılmazdı çünkü çok basit görünüyordu. Kimse tek bir genin vücut yapısı gibi karmaşık bir düzeneyi oluşturabilecek kadar güçlü olabileceğini düşünmemişti. Teker teker genler bir hayvanın tüm bir parçasını oluşturabiliyorsa, bu genlere vücudun mimarları da denebilirdi. Ve bunlardan biri yanlış yerde aktif hale geçerse, sonuçta vücutta çarpıcı değişiklikler ortaya çıkıyordu. Ama hala şüpheler vardı. Çalışma sadece meyve sineklerinde yapılmıştı. Peki ya başka hayvanlar? Onlar da vücutlarını inşa etmek için aynı mekanizmayı mı kullanıyordu? Buna cevap İsviçre'den gelecekti. 1994'te Basel Üniversitesi'nden Walter Gehring, meyve sineğinde gözlerin büyümesinden sorumlu geni izole etmeyi başardı. Gene gözsüz adı verildi. Çünkü o olmadan sinekler gözsüz gelişiyordu. Gehring farelerdeki bir genin de aynı işlevi gördüğünü biliyordu.
Gering iki genin aynı olup olmadığını merak etti. Bu soruyu yanıtlamak için fare genini alıp meyve sineğine yerleştirdik. Meyve sineğinin fareden gelen mesajı anlayıp anlayamayacağını merak ediyorduk. Gering sinekten göz genini çıkardı ve yerine fare genini yerleştirdi. Herkesi şaşırtan bir şekilde fare geni mükemmel bir uyum sağladı ve meyve sineğinde normal gözler oluşmasına sebep oldu. Meyve sineği, fareden alınan genle normal meyve sineği gözleri oluşturmuştu. İki yaratık aynı mekanizmayı kullanmakla kalmıyor, ayrıca aynı genlerden faydalanıyorlardı. Fazladan kanatların, başlardan çıkan bacakların ve şekil bozukluğu gösteren hayvanların arkasında yatan mekanizma buydu. Bir asır süren araştırma sona ermişti. Vücudun genetik motorunun bir avuç güçlü gen olduğu ortaya çıkmıştı. Bu şekilde evrimin, önceleri sandığımızdan daha basit bir süreç olduğunu anladık. Doğadaki tüm o çeşitliliği gördüğümüzde bunun arkasında çok çeşitli yeni yaratımlar olduğunu düşündük. Her şeye her defasında yeniden başlandığını sandık. Ama şimdi şunu biliyoruz ki, hayır, evrim sadece bilgi paketleriyle çalışıyor. Ve bunları yeni ve farklı şekillerde ve kombinasyonlarda kullanıyor. Temel olarak yeni şeyler icat etmiyor. Yaptığı sadece yeni kombinasyonlar yaratmak. Birdenbire hayvanlar arasındaki biçim benzerliğinin sebebi anlaşılmış oldu. Hayvanlar birbirlerine benziyordu çünkü hepsi vücutlarını oluşturmak için aynı gen setini kullanıyordu. Bu gen seti ise uzun zaman önce yaşamış ortak atamızdan bize aktarılmıştı. Şu anda tüm hayvanlarda gördüğümüz şey, yarım milyar yıl önce var olan vücut planının varyasyonları. Ve bundan çıkarabileceğiniz tek bir kaçınılmaz sonuç vardır. Tüm bu kollar aynı genlere sahipse, bunların temeline giderek tüm hayvanların ilk ortak atasını bulabilirsiniz. Ve bu genlerin ondan geldiğini söyleyebilirsiniz. Yani hayvanların yayılımı, tüm bu hayvan çeşitliliği pınarı aynı gen seti tarafından beslenmiş olmalı. Ed Lewis ve çalışma arkadaşları 1995'te hayvanların vücutlarını oluşturan evrensel gen setini buldukları için Nobel ödülüne layık görüldüler. Evet, bu herkes için büyük bir sürpriz oldu. Sadece aman tanrım bir solucan ve fare, bir solucan ve ben aynı özelliklerimi paylaşıyoruz diyen annem değildi. Bu aynı zamanda diğer bilim adamları için de sürpriz oldu. Çünkü farklı hayvan türlerinde embriyoların oluşumunu gerçekleştiren mekanizmalar hakkında katı bir tutuculuk vardı.